Son günlerin en çok merak edilen konularından bir tanesi bu aslında. Zwift kullanacaksam illa smart trainer almam gerekiyor mu? Akıllı trainer ihtiyacım var mı? Yoksa herhangi sıradan ucuz bir trainerla, Bitwin, Inride 100 gibi bir trainerla Zwift kullanabilir miyim? İşte tüm bu sorularınızın cevabını bu videoda bulacaksınız. Eğer Zwift uygulamasını siz de benim gibi Bitwin, Inride 100 gibi bir aletle kullanıyorsanız, bir trainerla kullanıyorsanız tabii ki yanında Zwift'e bağlanabilmek için bazı aparatlara ihtiyacımız olacak. Bunlar neler? İlk etapta olmazsa olmaz hız ve kadans sensörü. Hız ve kadans sensörü olmadan Zwift'i kullanamazsınız. Bunun haricinde ekstradan opsiyonel olarak nabız bandı ya da power metre gibi sensörler de bağlayabilirsiniz. Bunlar tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Fakat burada çok önemli bir nokta var. Şunu unutmamak gerekiyor. Muhtemelen Zwift'i bilgisayar, tablet ya da telefonunuzda kullanacaksınız. Ve piyasadaki telefon, tablet ya da bilgisayarların birçoğunda Bluetooth bağlantısı olmasına rağmen Ant Plus bağlantısı yok. İşte bu yüzden alacağınız hız ve kadans sensöründe sadece Ant bağlantısı olmamasına, bunun haricinde Bluetooth bağlantısı olmasına da özen gösterin. Zwift ile ilgili bir başka konuda iki adet uygulaması var. Bir ekranda görüyorsunuz Zwift'in kendi uygulaması var. Burası sizin sanal ortamınız, sanal dünyanız. Burada bisiklete biniyorsunuz. Bir de Zwift Companion diye bir uygulama var. Bu uygulamadan da arkadaşlarınızı ekleyebiliyorsunuz. Açılan sürüş, yani event diye geçiyor. Eventleri takip edebiliyorsunuz, event açabiliyorsunuz ve sürüşlerinizi takip edebiliyorsunuz. Yani Zwift uygulaması kendisi ortamı oluştururken Zwift Companion işin sosyal medya kısmını oluşturuyor. Zwift'i kullanabilmeniz için tabii ki üyelik oluşturmak lazım. Bunun için de Zwift.com'a gidip Create Account tuşuna basmanız lazım. Fakat benim burada tabii ki bir üyeliğim olduğu için ben bu kısmı pas geçiyorum. Direkt kendi üyeliğime giriyorum. Üyeliğinizle giriş yaptıktan sonra burada bir Activity Feed alanınız var. Benimki Mark Berkokya'ya çıkmış. Hatta ben de ilk Berk arkadaşım olduğu için, takip ettiğim için. Sağ üst köşeden My Profile bölümüne gidiyorsunuz. Display Units bölümündeki kısmı metreye getiriyorsunuz. Eğer Imperial'da kalırsa hızınız kilometre cinsinden değil, mil cinsinden çıkacaktır. Bir diğer önemli konu ise Strava, Garmin gibi uygulamalarla Zwift'i eşleştirebiliyorsunuz. Dolayısıyla herhangi bir sürüş yaptığınızda Strava'ya otomatik olarak atabiliyor. Onların haricinde size anlatmam gereken, eğer paralı olarak satın almak isterseniz Blink kısmında bunu görebilirsiniz. Aylık 14.99 dolar gibi bir fiyatı var. Size ekstradan sürüş açmanıza imkan sağlıyor. Çeşitli sürüşlere katılmanızı sağlıyor. Daha çeşitli yollarda sürmenizi sağlıyor. Bu gibi avantajları var. Şu dönemde evet mantıklı olabilir aylık 100 lira. Ama normal zamanlarda bana göre bu fiyat birazcık fazla gibi. Bunları tamamladıktan sonra hemen sol üst köşeden Download kısmına geçiyoruz. Download kısmında Zwift'i nerede kullanacağınıza siz karar vermeniz gerekiyor. Benim gibi bilgisayarda kullanacaksanız tıklayıp bilgisayarınıza programı indiriyorsunuz. Programı kurduğunuz yerde çalıştırdığınızda karşınıza ilk etapta her seferinde böyle bir ekran geliyor. Bu ekranda sensörlerinizi bir kere eşleştirmeniz gerekiyor. Daha sonraki açışlarınızda bu ekran gelse de sensörlerinizi hemen tanıyor. Burada dikkat etmeniz gereken bir konu var. Hız ve kadans sensörlerinizi aktive etmeniz için bisikletinizin pedallarını bir tur çevirmeniz gerekiyor. Hız sensörüyle başladığımda ilk etapta görüyorsunuz şurada lastik ölçüsünü veriyor. Hız ve kadans sensörüm de burada. Gördüğü için hemen eşleştiriyorum. Hemen arkasından şöyle bir ekrana götürüyor sizi. Diyor ki Select Your Trainer, yani trainerınızı seçin. Siz akıllı trainer kullanmadığınız için en aşağı gidiyorsunuz. Bitwin, Inride falan filan bir şey aramıyorsunuz. En aşağı geldiğinizde Other görüyorsunuz. Not Listed'e basıyorsunuz. Okey dediğinizde benim daha önceden bağladığım için otomatik olarak kadans sensörüm de gördü. Bu işlemi tamamlamış oluyor. Ve okey diyerek oyunun içine giriyorsunuz. Zwift uygulamasının içine girdiğinizde karşınıza böyle bir ekran gelecek. Şurada sağ alt köşeden başlayıp Add a Goal diyor. Yani burada haftalık eklemek yapmak istediğiniz kilometreyi kendinize hedef koyun diyor. Paralı üyeler için şurada görüyorsunuz benim sağ üst köşede yine. Az önce sağ alt köşeye bakmıştık. Sağ üst köşede de benim oluşturduğum bir event, bir sürüş var. Ortada ise bütün olay ortada dönüyor. Latopya, New York, Richmond gibi şehirler var. Hemen şurada görüyorsunuz orta üstte kursörün olduğu yerde route'lardan istediğiniz herhangi bir
rotayı seçebiliyorsunuz. Bunlar tabii paralı üyelik yaptığınızda çok daha fazla oluyor. Paralı üyelikte üye değilseniz şayet bu kadar fazla ürü ve bu kadar fazla rota seçeneğine izin vermiyor. Training'e girdiğinizde görüyorsunuz Workhouse dedi size kısa kısa veya uzun uzun antrenmanlar yaptırtıyor. Planlarda da yine bu şekilde planlar var. Planlar var daha doğrusu. Aşağıya indiğinizde de Join Another Zwifter diyor. Bu Join Another Zwifter eğer paralı üyeyseniz bu arkadaşlardan şu an online olarak bisiklet binen arkadaşlardan birine katılabiliyorsunuz. Aynı anda şuraya da dikkati çekmek istiyorum. Kursora bakarsanız şu anda mesela 2279 Zwifter yani 2279 sanal bisikletli bu ortam demiş. Ride dediğiniz anda ise seçtiğiniz rotada bisiklet sürmeye başlıyorsunuz. Fakat bu önümüzdeki haftanın konusu olduğu için ben şimdilik videoyu burada kesiyorum. Önümüzdeki hafta yeni bir Zwift videosunda görüşeceğiz arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıklı günler dilerim.